İstanbul Güngören'de her gün onlarca Özbek kadın sabahın erken saatlerinde saatlerce bekliyorlar. Beklemelerinin sebebi aracılarla anlaşıp günlük işlere gidebilmek. Aracılarsa uygun gördüklerini seçip araca bindirip atölyeye götürüyor. Aslında bu manzara İstanbul'un farklı noktalarında da yaşanıyor. Fakat bu kez kadınlar bu bekleyişin içinde üstelik çok işlek bir yol kenarında. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Ahmet Akpolat'ın özel haberini izliyoruz. Her gün, her gün bekliyoruz. Özbekistan'dan geldim. Şimdi biri gelecek. Beklerim ben. İnşallah iş bulur. Hadi kimseyle anlaşamazsanız peki ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Bak. Eve mi gideceksiniz? Yani, evet. Ödemesini günlük yapıyoruz. Bir dönemin işçi pazarını andıran bu görüntüler İstanbul'un en yoğun noktalarından. Güngören Soğanlı Caddesi'nden. Bu sefer Özbek kadınlar günlük iş için saatlerce gün ağarmadan beklemeye başlıyor. Arabalar o kadınların yanına yaklaşıyor, anlaştıklarını alıp tekstil atölyesine götürüyor. Oturma izniniz var mı? Yok ya. Güzel sonra gönderiyorlar. Gidiyoruz, çalışıyoruz. Özbek kadınlar sabahın erken saatinde işte Güngören'e geliyorlar. Bir aracının gelmesini bekliyorlar. Bir kişi geliyor veya birkaç kişi geliyor. Onlarla anlaşıyor. Günlük ortalama 60 liraya anlaşıyorlar ve daha sonra tekstil atölyesine gidiyorlar. Orada çalışıyorlar. Her gün farklı birileri geliyor. Her gün farklı birileriyle anlaşıyorlar, konuşuyorlar. Daha sonra tekstil atölyelerine gidiyorlar. Aracılarınsa biri gidiyor, biri geliyor. Atölyeden gelen telefona göre işçi topluyorlar. Şimdi işte aracı telefonla görüşüyor. Galiba firmanın kaç tane işçiye ihtiyaç duyduğunu öğrendiniz. Şimdi o şekilde gönderiyoruz. Siz ne kadar kazanıyorsunuz peki bu işte? 5 TL kazanıyorum. Kişi başı mı? Kişi başı. Ne kadar bulursanız, götürürseniz atölyeye o kadar. Ne 20 kişi öyle toplanıyor gidiyor. Bir yömye parası çıkmıyor. Biz aracısınız. Aynen öyle, aracıyız. İstanbul'un her yerinde numaramız var. Kartımızı dağıtıyoruz. Kimin işi acilse atölyede, dikimde, nerede lazımsa oraya adam gönderiyoruz. Yani eksik olduğu için. Çok erken geldim. Hala bir aracı gelemedi mi size almaya? Ya. Şimdi bekliyorum ben. İnşallah bulur. Siz peki nasıl seçiyorsunuz? Neye göre mesela? Ben az önce gördüm. Sen gel, sen gel dedin. Neye göre mesela sen gel, sen gel? Neye göre? Mi? Firmanın ihtiyacına göre. Misal overlockçu lazımdır, singerci. Ha, o diyor ki ben overlockta iyiyim diyor. Sen de sen gel mi diyorsun? Aynen öyle. Yani kim ne istiyorsa o şekil gönderiyor. Yani. Peki her gün burada Özbek kadınlar iş bulabiliyor mu kesin? Vallahi Özbek kadını yani %80'i iş buluyorlar yani. Aracıyla alıyor, akşam da buraya bırakıyor. Uzak mı peki? Nerelere götürüyorsunuz? Yakın Merter, Güneşli. Oradaki tekstil atölyeleri. Yani bu çevre yani. Aslında bu olay yıllardır var olan bir şey. Hatta filmlere bile konu oldu. Ama bu sefer kadınlar bu şekilde para kazanıyor. Sigortasız, çalışma izni olmaksızın. Üstelik bu durum İstanbul'un göbeğinde yaşanmaya devam ediyor.